Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Güzel kardeşlerim, Müslüman kardeşlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün acımız bir. Bugün Müslüman kardeşlerimiz zulüm altında. Müslüman kardeşlerimize soykırım uygulanmakta. Bugün katili, soykırım uygulayanları burada kınamak için, onları Allah'a şikayet etmek için hepimiz burada toplanmış bulunmaktayız. Tüm halkımızı da tekrardan programımıza devam ediyoruz. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Sözümüzü, sözlerin en güzel olan Kur'an-ı Kerim'e bırakıyoruz. Rahman suresini sevgili kardeşimiz Furkan Tosun okuyacak inşallah. Halakal insan علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Şimdi programımıza İsrail toprakları Filistin kardeşlerimizin elinden sömürülüp alınması adına düzenlediğimiz tiyatroyu oynamak üzere güzel çocuklarımızı sahneye alıyoruz. Merhaba Ali, nereden geliyorsunuz böyle? İncirlik üstündeki protestodan geliyoruz. Miting mi? Siz mitinge katıldınız mı? Filistin özgür mü oldu? Ali bırak bu işleri. Nasıl böyle düşünürsün? Hazreti Ali bir zulmü durduramıyorsan en azından onu duyur dedi bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbişrahli sadri ve yesirli emri ve ahlul ukdeten bil lisani yefkahu kavli. Kıymetli basın mensupları ve saygıdeğer halkımız, sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün burada gasip, zalim ve işgalci terör örgütü İsrail'in Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana katlanarak devam eden, 7 Ekim'den bu yana ise 40 gündür aralıksız süren bombardımanını, masum sivillere yönelik katliam ve soykırımını kınamak ve telin etmek için toplandık. Mescid-i Aksa, İsra suresinin birinci ayetinde Rabbimizin beyanında çevresi mübarek kılınmış mukaddes bir mekandır. Allah Resulü'nün ifadesiyle yeryüzünde kurulan ikinci mescittir. Biz bugün, biz Müslümanlar için bir dönem kıble olmuş Mescid-i Aksa
bugün halkı Müslüman olan 57 ülkeye rağmen işgal altındadır. Terörizmi kendisine politika edinmiş işgalci terör devleti, Mescid-i Aksa'yı dilediği gün ve saatte Müslümanlara kapatarak zamansal, etrafındaki camileri sinagoga dönüştürerek mekansal olarak yutma projesini küstahça uygulamaktadır. Mazlum ve masum Filistin halkını gruplara ayırmış ve onların birbiriyle olan iletişimini bile keserek böl, parçala, yut politikasını sürdürmektedir. Gazze şeridini ise bütünüyle kuşatarak tam bir açık hava hapishanesine dönüştürmüştür. Filistin halkı 10 yıllardır kendi topraklarında mülteci olarak yaşamaktadır. Bir İngiliz ve ABD projesi olan Yahudi devleti, halkı Müslüman olan yöneticilerin acizlikleri dolayısıyla bugün neredeyse Filistin topraklarının tamamını yutmuştur. Bugün gelinen noktada Siyonist Yahudiler Filistin'in asıl sahibi olan mazlum Müslüman kardeşlerimizi Sina çölüne sürmeyi pervasızca konuşabilmektedirler. Emperyalist ABD ve İngiltere lafa sıra geldiğinde dünyaya hak, hukuk, adalet dersi verirken söz konusu Müslümanlar olunca üç maymun oynamaktadır. Tüm dünyanın gözü önünde bir soykırım yapılmaktadır. Verilen rakamlara göre Filistin'de vefat eden kardeşlerimizin sayısı 12 bini aşmıştır. Fakat biz asla bunun gerçek rakamı yansıttığını düşünmüyoruz. Katledilen bebekler, çocuklar ve kadınların yanında ağır bombardıman sonucu yıkılan enkazlardan çıkarılamayan binlerce insanın olduğunu tahmin etmek hiç de zor değil. Rabbimiz çok yakında kendisinden hesaba çekileceğimiz yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Hucurat suresinde müminler ancak kardeştirler buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücudun azaları gibidir. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa yakalanırlar. Kardeşliğimizin gereği olarak sesimizi yükseltiyor ve Gazze yalnız değildir diyoruz. Bu bağlamda kardeşlerimizi yalnız bırakan yöneticilerden beri olduğumuzu ilan ediyoruz. Ekranlar karşısında "Ey İsrail, ey Netanyahu" diyerek parmak sallayan, bununla birlikte hiçbir askeri ve ticari anlaşmasını bırakın iptal etmeyi askıya bile almayan yöneticilere sesleniyoruz. Ve diyoruz ki ya bulunduğunuz makamların sorumluluğunu yerine getirerek bu azgın terör çetesine dur deyin ya da bizleri daha fazla aldatmayın. Zira zulüm arşa dayandı ve bizlerde tahammül kalmadı. Son söz olarak diyoruz ki Gazze ne bir Filistin sorunudur ne de bir Arap sorunudur. Gazze ve Mescid-i Aksa bir iman ve kıble sorunudur. Sözlerimi burada tamamlıyor. Siz katılımcılara teşekkür ediyor ve Allah'ın selamı ile sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Adımlarımızı sabit kıl ve kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Rabbimiz unuttuklarımızdan ve yanıldıklarımızdan bizi sorumlu tutma. Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bizi esirge. Sen bizim Mevlamız. Sar olmaya layık kıl. Ya Rabbi bizi affet, bizi bağışla. Sen bizim Mevlamızsın, yegane dayanımızsın. Bize yeryüzünde fitne ortadan kaldırılıp din, hüküm yalnız sana has kılıncaya kadar yolunda cehd etme ve bu yolda sebatkar olma bilinci nasip et. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.